Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 28 Nisan 2015 Salı. Evet, söylediğimiz gibi, daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi seçime kadar, yani 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere kadar elimizdeki milletvekili adaylarımızı sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Daha önce biliyorsunuz prime time dediğimiz haber sonrası kuşaktaydı ama bir değişiklik oldu. Daha yoğunlaşmak adına haber öncesini aldık bu aday tanıtımlarımızı. Ve seçimlere kadar da yoğun şekilde devam edecek. Zaman zaman prime time kuşağında da programlarımızı tekrarlayacağımız olacak ama ağırlıklı olarak saat 19'da başlayacak olan KTV ekranlarında aday tanıtımlarını buradan duyurusunu yapmış olalım. Evet, yine bir adayımız var, milletvekili adayımız var. Kendisi AK Parti'den milletvekili olmak üzere yola çıkmış bir isim. Kendisiyle aday adaylığı sürecinde de bir program gerçekleştirmiştik. Kısmen tanıtmıştık ama daha yakından tanıtalım. İşte o zaman aday adayıydı, süreç ilerledi, listeye girmeyi başardı kendisi. Şu an milletvekili adayı olarak karşımızdalar. Ve bundan sonra artık daha ciddi politikaları, ülke politikalarını, AK Parti politikalarını ve seçmene vaatlerini sizlere aktaracağız, kendisini tanıtacağız. Biliyorsunuz bu programların asıl amacı da bu tanıtımlarla adaylarımızı daha yakından tanıtarak oy verirken kimlere oy verdiğinizi bilerek daha bilinçli bir seçmen olarak bu vatandaşlık görevinizi yerine getirebilin istiyoruz. Buna katkıda bulunmak istiyoruz ve bu akşam da AK Parti listesinin 9. sıra adayı Sayın Aydın Kalkan bizlerle birlikte. Sayın Kalkan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ceyhun Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Yorgunsunuz. Yorgun? Yok, yorgun değiliz. Köy kasaba de. Dolaşıyorsunuz maşallah. Dolaşıyoruz. Yani ilimizde gitmediğimiz kapı, çalmadığımız kapı, öpmediğimizde de nene eli bırakmayacağız. Sizin seçim sloganınızdı bu zaten. Tabii ben aday adaylığımı açıklarken böyle demiştim. Öpülmedik el bırakmayacağım demiştiniz. Gerçekten de bu uğurda ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Bütün siyasi partilerin adayları sahada gayret içerisindeler ama AK Parti'de bu daha bir şevkle ve coşkuyla yapılıyor. Bunu gözlemliyoruz biz en azından. Onlar zaten yıl boyu da hiç bu gezileri bırakmadılar. Hep vatandaşla birlikte olmaya devam ediyorlar sevgili izleyiciler. Şimdi daha önceden aday adaylığınız sürecinde sizi tanıtmıştık ama insan hafızası bu yoğunluktan dolayı her zaman kalıcı olamayabiliyor. Aydın Kalkan'ı bir kez daha tanıtalım. Aydın Kalkan kimdir? Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bize bir anlatın, sonra da parti politikalar ve biraz politika konuşalım. Evet, Aydın Kalkan Pınarbaşı Çerkez Kuşçular Köyü doğumlu. İlkokulu Pınarbaşı'nda, ortaokulu Kadı Burhanettin Ortaokulu'nda. Daha sonra İmam Hatip Lisesi'nden 1979 yılında mezun oldum. 1983 yılında da Erciyes Üniversitesi'ne bağlı, o zaman Yüksek İslam Enstitüsü'ydü biz girerken, ama daha sonra Erciyes Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi'nin ilk mezunlarındanım ben. 1983 yılında İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. 1984-86 yılları arasında daha önce komando öğrencilik şeyim Eğridir Dağ Komando Okulu'nda 3,5 ay bir eğitim aldıktan sonra hava indirme tugayına geldim. Komando asteğmen olarak 12 ay orada askerlik görevimi tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1986'da Diyarbakır Ergani Lisesi'ne, ilk görev yerim benim Diyarbakır Ergani Lisesi'ne atandım. Din yani kültürü o insanlar ve, kendi doğum yerlerinde askerlik yapamıyor. Siz onun... Burada paraşütle atlama şeyi vardı. Biz Eğridir Dağ Komando Okulu'ndan dedi ki biz paraşütle atlamak istiyoruz dedik. Tercihle biz geldik, özel şeyle memleketimize geldik. 1986 yılın 13 Mayıs'ında da Diyarbakır Ergani Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak göreve başladım. Kamudaki görevim. Orada 4 yıl kaldıktan sonra tayinim çıkmıştı benim Adapazarı Hendek'e. Ama o dönem olağanüstü parası alıyorduk biz. Tek maaşlıyım ben. Olağanüstü parasından dolayı bir sene daha uzattım ben. 5 yıl orada görev yaptım Ergani Lisesi'nde. Daha sonra Balıkesir Susurluk İmam Hatip Lisesi'ne geldim. Susurluk İmam Hatip Lisesi'nde 4 yıl kaldım. Orada yine meslek dersleri öğretmeni ve idarecilik yaptım. Daha sonra Sarıolan İmam Hatip Lisesi'ne geldim Kayseri'nin. Sarıolan İmam Hatip Lisesi'nde 14 ay kaldıktan sonra
mezun olduğum okula öğretmen olarak atandım. Bu da bir ayrıca çok önemli. Değil mi? Çok önemli. Şu anda Kız İmam Hatip sesi yaptılar gerçi de. Orada görev yaptım. Orada idareciyken 28 Şubat'ın o postmodern darbesinin İmam Hatip liselerine uygulanan katsayı adaletsizliğinden sonra öğrenci sayısı biliyorsunuz 14-15 binlerdeydi öğrenci sayımız. 450'ye kadar düştü. Norm fazlası konumuna düştük orada. İdareciliğimiz bitti. Oradaki öğretmenliğimiz bitti. Başka ilköğretim okullarına ve liselere din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak branş değiştirmek zorunda da kaldık o zaman. Biliyorsunuz meslek dersleri öğretmeniydik biz. Ama Norm artık meslek dersleri İmam Hatip liselerinin önü kapanınca Norm artık azaldı oralarda. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine geçmek durumunda kaldık o dönem biz 28 Şubat'ta. Kayseri'nin çeşitli yerlerinde, ilk öğretim okullarında ve liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptım. Kadrom şu anda İmam Hatip Lisesi Eskişehir Bağları'nda Erhan Ahmet İnci İmam Hatip Lisesi'nde duruyor. Ama 2008'den itibaren de profesyonel sendikacılık yapıyordum, okula gitmiyordum. Sivil toplumla ki şeylerimi de, hizmetlerimi de biraz bahsedeyim. 1996'da işte Sarıoğlan'a geldiğimde, 92'de rahmetli 7 güzel insandan biri olan Mehmet Akif şair yazar, Mehmet Akif İnan'ın kurmuş olduğu Eğitim Bir Sen'le tanıştık. Tabii yasa yoktu. Yasa 2001'de çıktı. 4688 sayılı yasa 2001'de çıktı. Ama sendikacılık 92'de başlar Türkiye'de. Kendi cebimizden paralarla arkadaşlarımızın o dar çerçevede giderlerimizin karşılandığı 1996'da ben Sarıoğlan ilçe temsilciliğiyle başladı. Eğitim Bir Sen'leki serüvenim. Daha sonra Kayseri'ye geldiğimde Melik Gazi ilçe temsilciliği, daha sonra 2004'te yönetim kurulu üyeliği, 2007'de tekrar yönetim kurulu üyeliği, 2008 Mart'ında da bizim şube başkanımızın Ankara'ya gitmesi, genel merkeze gitmesinden sonra da 2008'den beri de hem Memur Sen İl Temsilciliği hem de Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Kayseri'de insanlara hizmet etmeye gayret ediyorum. İnşallah seçilirsek yine insanlara hizmet edeceğiz. Ha, bu aday adaylığı süreciyle ilgili de onu kısaca bahsedeyim. 91 aday adayı vardı Kayseri'de. Kendimizi anlattık temayül yoklamasında, teşkilatın temayül yoklamasında, sivil toplumun temayül yoklamasında kendimizi anlattık. 9'a girdik. Benim için 1 ve 9'un farkı yoktur diyorum. Biz Kayseri'de gitmediğimiz, kendimizi anlatmadığımız, öpmediğimiz dede nene eli bırakmayacağız dedik baştan beri. Kendimizi anlatırsak AK Parti'nin AK Parti'den önceki Türkiye'yi ve AK Parti'den sonraki Türkiye'yi insanlara biz anlatırsak, anlatmaya başladık şu anda. Alanları geziyorum ben. Alanlarda çok da güzel şeylerle karşılaşıyoruz. İnşallah biz Kayseri'de 9'da 9 alacağımıza inanıyorum ben. Ben baştan beri zaten siz de bilirsiniz bu davanın içerisindeyim ben. Yani bir makam, mevki kapmak için aday olmuş falan değilim, aday olmuş falan değilim ben. Davanın sonuna kadar da, ölünceye kadar da biz bu davayla devam edeceğiz. İnşallah sefere çıktık. Sefere çıkmak bizden, zafer Allah'tandır diyorum ben. Biz üzerimize düşeni yaptık diyor. Üzerimize düşeni yapacağız ama 7 Haziran'a kadar keşke şunu da yapsaydık dedirtmeyecek şekilde 7 Haziran'a kadar koşmaya devam edeceğiz inşallah. Kaderde de varsa neden olmasın diyoruz. Yani üst niyetle çıkılmış bir yol. Allah muvaffak etsin herkese söylediğimiz gibi. Gerçekten bu amaçla da bu hedefe ulaşmak adına da yoğun bir gayret sarf ediyorsunuz. Kısmet bundan sonrası için sizler üzerinize düşeni yapacaksınız, yapıyorsunuz. Rabbim nasip ederse ya da etmezse de her şey Allah'tan. Yani. Evet. Sayın Kalkan, şunu sormak istiyorum. Yani bunu sormadan geçmek istemiyorum. Aday adaylığınızı ilk açıkladığınızda seçilebilecek bir yerden listeye gireceğimden eminim diye çok emin konuşmuştunuz. Evet. Hatta biz bunun üzerine arkadaşlarla biraz kritiğini de yapmıştık işin. 9 kişilik bir liste.
9. sırayı, o dediğiniz yer herhalde 9. sıra olmasa gerek. Listedeki sıralamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sanki daha üstlerde bir yer hedeflemiştiniz gibi. O anlamda bir şeyiniz var mı? Kırgınlığınız, küskünlüğünüz ya da o anlamda bir serzenişiniz var mı? Asla bir kırgınlığım yok. Tabii insan gönülden neyi ister? Biraz daha ön sıralarda olmayı ister. Yani orada seçilebilecek yerde olacağım derken nereydi mesela gerçekte şeyiniz? Yok, onu ben ben şimdi şöyle diyorum. Ceyhun Bey, bu saatten sonra bunun şeyini yapmak doğru, pek de doğru değil. Ha, ben gerçekten bunu söylerken de, yani biz burada 9-0 alacağımız derken ben bunu inanarak söylüyorum. Niye ben seçileceğim listeden olacağım dememin sebebi de şuydu. 96'dan beri ben bu şehirde insanlara hizmet ediyorum. Yani insanların sıkıntılarını, dertlerini gidermeye çalışan, gayret eden ve tabanda da gerçekten karşılığı olan. Yani şu anda benim sivil toplumdaki bir karşılığım var. Ben 18 bin üyesi olan Kayseri'nin en büyük sivil toplum örgütünün burada yıllardır onun temsilciliğini yürütüyorum. Onun şube başkanlığını yürütüyorum. Tabii genel merkezin, buradaki parti teşkilatımızın bunu göz önünde bulunduracağından dolayı bunu da bulundurmuştur. Zaten beni sıraya koymakla, yani birbirinden kaliteli, bizden de çok kaliteli insanlar vardır 91 kişinin içerisinde. Ben adayları sürecinde yarışmış olduğumuz arkadaşların hepsine ben teşekkür ediyorum. Gerçekten birbirimizin aleyhinde, birbirimizin lehinde hiçbir konuşma yapmadık. Ne oldu? Temayüller, işte buradaki parti teşkilatı, buradaki başkanlarımız, genel merkezdeki AK Parti'nin işte seçimlerden sorumlu başkan yardımcıları, başkanlar, en son başbakanın böyle bir listesi oldu. Biz bu listeye saygı duyuyoruz. Yani beni niye 9'dan koydunuz kardeşim deme şeyimiz yok. Biz bu davanın zaten hizmetkarıyız. Biz hizmet edeceğiz insanlara. Seçilirsek orada hizmet edeceğiz. Seçilemesek yine burada hizmet edeceğiz. Ondan dolayı benim herhangi bir kırgınlığım söz konusu değil. Ha, ön sıralarda olabilirdi ama fark etmez benim için. Böyle takdir olmuş. Sendikacılıkta son derece pozitif enerji veren, gayretli bir insandınız. Dışarıya öyle bir izlenim veriyordunuz. Görüyorum ki politika kulvarını da sevmişsiniz. Politikada da o enerjiyi ve o şeyi görüyorum. Evet. Biz mi sizde? Evet. Sanki yani dediğimiz gibi kısmet olur ya da olmaz. Olmazsa da sanki politikaya devammış gibi bir izlenim bıraktın. Sendikacılığa geri döner misiniz? Yani hayırlısı, özler bakalım. 7 Haziran'dan sonra. Geçsin sonra diyorsunuz. 7 Haziran'dan sonra önümüzü göreceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Gerçekten ben Ceyhun Bey, insanlara hizmet etmekten haz duyuyorum ya. Bana geliyor üyeler. Evet. Üyelerimiz geliyor, vatandaşlarımız geliyor. Ben bunu televizyonlarda da, konuşmalarımda da söylüyorum. Bende beden yorgunluğu olmaz. Dün inanır mısınız 14-15 tane köy gezdik. Beden yorgunluğu olmaz, bende kafa yorgunluğu olur. Kafa yorgunluğu da neden olur? Bir problem gelir bana. O problemi çözersem inanır mısınız çok rahat ederim. O problemi çözemediğim zaman inanır mısınız uyuyamam ya. Rahatsız olurum. Kafamda Anadolu insanının biraz ortak özelliği. Yani evet, kafamda o sorun çözülünceye kadar, toprağın çocukları olarak. Kafamda o sorun çözülünceye kadar inan rahatsız olurum. Gerçekten benim işte kızım, evlendirdim onu. Ben bir gün dedi ki bana, baba dedi, ben senin sendikana üye olacağım. Niye? Ya bizimle ilgilenmiyorsun dedi, sendika üyelerimle ilgilendiğin kadar dedi. Belki ya. Üye olarak biraz ben, daha davranıyor. Yani ben de dedim ki kızım, sen üye olman için kamuda görevli olman lazım. Okuyordu o zaman, üniversiteyi bitirdi. Gerçi 2 yıldır KPSS'den atanamıyor. Bu yıl daha çok çalış diyorum ona. İnşallah o da kamuda görev alırsa tabii sendikamızın üyesi olacak. Yani başka çaresi yok inşallah. Yani ben insanlara hizmet etmeyi seviyorum gerçekten. Gerçekten evet. Ha, bu sendika, o enerjiyi veriyorsun. Bu sendikacılık. Yani referans ya da şey olarak algılamasın. Sevgili. Yani bu sendikacılık. Sayın Kalkar'ı ben uzun zamandır tanıyorum. Allah razı olsun. Gerçekten Allah o enerjiyi olsun. Veriyor. O Anadolu insanının, o toprağın çocuğu, o bizim Anadolu insanının, bizim toprağın insanının o özelliğini gerçekten yansıtıyor. Allah razı olsun. Yani güler yüz bile biliyorsunuz. Evet. Müslümanın tabii, Müslümana. Tabii yani. Tebessümü bile sadaka yerine sadakadır. Geçiyor. Peygamberimiz öyle bunu her diyor. Zaman böyle bilmek lazım. Doğrudur, yordur. Şimdi çok konuyla ve politikayla bulunduğunuz yerle ilgili olmayan bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz da kişisel merakımdan. Hem de kökeninizden. Siz Kafkas kökenlisiniz. Çerkezsiniz.
Şimdi bu son dönemde Adige dilinin biliyorsunuz siz ayrıca eğitimci olduğunuz için müfredatta şey oldu seçmeli ders olarak ve bugüne kadar kitapları Kiril alfabesiyleymiş. Şimdi artık Latin alfabesiyle bir değişiklik olmuş ve dernek vasıtasıyla hemşerileriniz ya da işte etnik köken olarak sizin hemşerileriniz buna karşı çıkıyor. Birçok insan da bunun sebebini çok anlayamıyor. Kısaca bunu bir araya sıkıştıralım mı? Nedir buradaki fark? Buradaki şimdi öncelikle... Niye karşı koyuyorlar? Öncelikle ben şunu belirteyim. Bu biliyorsunuz dillerin, lehçelerin öğretilmesiyle ilgili AK Parti döneminde bakanlığın atmış olduğu bir adımdır. Bu da evet aslında daha, AK Parti'nin bir hizmeti. Yani gerçekten işte ben 86-91'de Diyarbakır Ergani'de çalışırken Kürtçe konuşmak yasaktı. Ben ilkokula giderken Çerkezce konuştuğumuz zaman öğrenciler, başkanlar yazardı. Öğretmen biz ceza verirdik, para cezası alırlardı niye Çerkezce konuştun diye. Yani nereden nereye geldik? Bu yani. AK Parti'nin yani Kürtçe konuşmak şimdi serbest oldu. Çerkezce yani. Konuşmak serbest oldu. Şimdi burada Latin alfabesiyle değil de Kiril alfabesiyle olduğu zaman Çerkezce'nin yazı dilinin yazılması, dilin öğrenilmesi çok önemli Ceyhun Bey. Yani siz, bizim çocuklarımız dili öğrenmediği zaman bizim getirmiş olduğumuz bir kültür var. Çerkez kültürü dediğimiz örf adetlerimiz var. Siz Çerkezce'yi unutturursanız çocuklarınıza öğretemezseniz inanır mısınız o kültür de yok oluyor. Sizin çocuklarınız konuşamıyor. O örf de yok oluyor. Konuşamıyor. O, doğru o da yani benim çocuklarım konuşamıyorlar. İşte tabii şehre geldiğimiz için köylerde biraz daha bu yaygın. Şimdi köylerden şehre bir göç var. Şehre bir göç olduğunda da çocuklarımız evde öğrenemiyorlar. Ha ya kardeşim evde öğretin demek bana göre şey değil. Yani okullarda o zaman ne yapılsın mesela? Diğer İngilizceyi de evde öğrensinler diyebiliriz ama İngilizceyi okullarda zorunlu olarak ne yapıyoruz? Biz öğrenilsin istiyoruz. Ha o zaman bu ülkede yaşayan mesela Kayseri'de en az 70-80 bin Çerkez var. Bir ihtiyaç mı bu Çerkezcenin öğretilmesi? Çerkez çocukları bunu öğrenmek istiyorlarsa bence bunun öğrenilecek yeri neresidir? Okullardır. Okullarda işte derneğimiz bizim üniversitede aslında şey yapmak istedi. Bu Çerkezce'yi, Kiril alfabesini Çerkezce'yi öğretecek dışarıdan hoca getirdi. Burada onunla ilgili EPSAM'da kurs açmak istedi, kurs düzenlemek istedi o arkadaşımız. Çerkezce'yi öğretecek öğretmenlerle ilgili bir türlü aşamadılar dernek. Bana geldiler. Ben de girişimde bulundum ama aşamadım. Sonuç niye aşamadım? Sonuç alamadık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde biz bunun sonuçlandırılmasını istiyoruz. Yani o Kiril alfabesini, Çerkezce'yi okumayı, yazmayı öğretecek insanların yetiştirilmesini daha sonra da okullarda bunun seçmeli. Şu anda zannedersem 13 okulda şey var, seçmeli hale geldi Çerkezce. İnşallah Kayseri'de Çerkez toplumu yaşıyor. Yani Çerkez toplumu yaşıyorsa istiyorsa da bu çocuklarımıza okullarda öğretelim. Yani Çerkezce niye kardeşim evinizde öğretmiyorsunuz şeyle karşılaşmayalım yani. Yani Kiril alfabesi de sonuçta ağırlık olarak Rusların kullandığı bir alfabe. Slav kökenleri evet. kullanıldı ama evet. uzun süre zaten o toplumun içerisinde olduğu için oradaki cumhuriyetler hala Rusların özel cumhuriyetleri durumunda. Doğrudur, doğrudur. O, yani sonuçta o da bir bizzat şeyin işte Adigelerin kendi şeyi değil. Yani niye Ruslar onu kolay öğrenilmesi açısından. Yani biraz daha kolay öğrenilmesi evet. açısından tabii yani. Ama mutlaka dilimizi öğretmek durumundayız. Yoksa bir örf ve bir kültür yok oluyor. Dil de yok oluyor. Yani bir işte... Sonra orada şeyde Kafkaslar'da akraba topluluklar var hala. Orayla iletişimler var. Kız alıp vermeler vesaire oluyor. Akrabalıklar tabii, var tabii vesaire. Bizim köyde... Yani onlarla anlaşma adına da gelecek kuşaklar için. Daha bir şey olacak yani onlarla anlaşmak için o dile ihtiyaç evet, var. Evet bizim köyden mesela geri dönenler oldu yani birkaç şey biliyorum ben aileyi biliyorum. Geri döndüler orada şu anda hayatlarını devam ettiriyorlar. Ha son zamanlarda biliyorsunuz gidiş gelişler de arttı. Yani oradan bize gelenler. İnşallah yarın bir gün onlar bağımsız da olurlarsa inşallah. Daha ilişkiler yoğun olabilir. Yani inşallah. Aynı tarz kültür, aynı yaşam tarzı, aynı değerler olunca öğrenilmesinde de fayda var. Fayda vardır tabii. Ben de bunu araya sıkıştırdım hem de konuyla evet, da bütünleşti aslında. Teşekkür yani dediğiniz ederim. Dediğiniz gibi bu AK Parti'nin getirdiği bir yenilik olarak da altını evet. çizmek tabii, lazım. Tabii tabii yani. Çünkü daha önceki yıllarda hiçbir
lehçeye, Türkçenin dışında hiçbir şeye izin verilmiyordu. Bu doğru bir yaklaşım değildi. Yani insanlar evinde veya iş yerinde başka yerde konuşuyorsa bunu dışarıda da rahatlıkla, yani başka dil bilmiyorsa, bir de öyle bir durum var yani, adam başka bir dili öğrenememişse, sen onu okula götürememişsen, öğretememişsen, okul götürmemişsen, bilmem ne, devlet olarak yani, ona sadece konuşma demekle bu iş olmaz. Doğru ve bir yaklaşım değildir. Yani ilk gelenler oradan 1864 biliyorsunuz bizim oradaki sürgün şeyimiz, tarihimiz. Evet. Oradan gelenler, ben köyden hatırlıyorum, Türkçeyi bilmiyorlardı yani yaşlılar. Orada Çerkezce öğrenmişler, gelmişler. Burada Türkçe bilmiyorlar. İşte nitekim Diyarbakır Hapishanesi'nde ihtiyarların oğullarıyla gidip yani de görüşmez. İlla Türkçe konuşacaksınız demenin mantığı, hiçbir mantığı yok yani. Gerçekten. Hiçbir insani şey de yok bunun yani. Tamam, çok faşizan ve gerçekten şey bir bakış açısı. Evet, şimdi politika diyelim. Köy kasaba dolaşıyorsunuz Sayın Aydın Kalkan. Beraberinizde tabii diğer vekil arkadaşlarınızla birlikte. Bir gün bakıyoruz Yeşilhisar'ın köylerindesiniz, bir gün Sarız'dasınız, Akkışla'dasınız. Anadolu'yu, Kayseri coğrafyasını adım adım geziyorsunuz. Neler görüyorsunuz, neler konuşuyorsunuz, ne gibi talepler var? Şimdi muhalefetin adaylarından bazı serzenişler geliyor. İşte köylü zor durumda, işçi zor durumda, çiftçi zor durumda, işte toprağını ekemiyor. Şöyle sıkıntılar, mazot alamıyorlar vesaire. Gerçekten hüsniyetle, yani ben sizi daha önceden de tanıdığım için gerçekten bütün açık yürekle cevap vereceğini düşündüğümüz soruyorum. Tabii. Bu tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz? Yani siz iktidar partisinin 13 yıldır, 12 yıldır bu ülkede iktidar olan bir partinin adayısınız ama onun ötesinde de bir insansınız, bir köylü çocuğusunuz. Gerçekten köylü sıkıntıda mı? O tarz yaklaşımlarla, o tarz taleplerle geliyorlar mı? Vah, öldürdünüz, bitirdiniz bizi gibi. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Talepler ağırlıklı olarak neler oluyor? Evet. Yoksa ne bileyim, internetimizi iyi çekmiyor mu diyorlar, işte uyduyu, yani nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani bize bir anlatabilir misiniz? Tabii şu anda AK Parti'den önceki Türkiye'nin durumunu ortaya koymak lazım Ceyhun Bey. Şimdi 1999'da bir deprem yaşadık biz, biliyorsunuz, evet, ülkede. Ben o zaman kamuda çalışan öğretmendim. İnanır mısınız, 99'daki o deprem paralarıyla biz en son maaşımızı aldık. Yani ertesi ay maaş alıp almayacağımız endişesine kapılmıştık o üçlü koalisyon döneminde. Öyle mi? Tabii. Geriye dönüp buna bakabilirsiniz. Memur maaşı mı ödediler? Memur maaşı ödendi. Geriye dönüp buna bakabilirsiniz. Gazetelere bakabilirsiniz, şeylere bakabilirsiniz. Yani Türkiye'nin nereden nereye geldiğini biz eğer AK Parti'den önceki durumu ortaya koyamazsak AK Parti'nin yapmış olduğu icraatları vatandaşımıza anlatamayız biz. Yani çok vaatte bulunanlar, iki anahtar vaat edenler, ona veriyorsa ben 10 lira fazlasını veririm diyen siyasetçilerin ülkeyi ne hale getirdiğini ortaya konulması lazım. Benim köyümde çamurdan geçilmiyordu. Çamur, her taraf çamurdu. Şimdi köyleri geziyoruz, inanır mısınız? Köylerde işte il özel idaresinin yapmış olduğu parke taşları var şimdi. Sokakların araları parke taşları. Yani düz, hiç çamura basmadan köylerde rahatlıkla gezebiliyoruz şu anda. Çeşmeden sularımız akıyor köylerde. Daha önce biliyorsunuz köyün ortasında bir çeşme olurdu. Mahalle çeşmesi. Mahalle çeşmesi. Vatandaşlar gelirdi oradan, mahalle çeşmesinden su alırlardı. Doğru. Kayseri için düşünecek olursanız 2002 öncesi haftada bir uçak kalkardı herhalde, değil mi, Kayseri'den, evet, Ankara'ya? Yani. Yani şimdi bir bakıyorsunuz günde 35-40-50 uçak kalkıyor Kayseri'de. Duble yollara baktığınız zaman işte 6-7 kilometre yol yapıldığı zaman yaptıran iktidar ne yapardı? Başbakanlar gelir o 6-7 kilometre yolun açılışını yapmak için bir sürü törenler düzenlenirdi. Şu anda Kayseri'nin doğusundan, batısından, hangi taraftan çıkarsanız çıkın, artık yollar duble yollar, değil mi? Yani ben işte en küçük kızım Kars'ta okuyor. Ben arabayla Kars'a gittim. İnanır mısınız, birkaç yerde tek şeride düşüyor. Onun dışında Kars'a kadar duble yolla gidiyoruz. Duble yolla giderken, Ankara'ya çıktık yolla giderken bazen tamiratlar oluyor biliyorsunuz. Tek şeride düşüyor. Tek şeride düştüğü zaman inanır mısınız sıkılıyoruz, değil mi ya? Yani. Halbuki 10 yıl öncesi, çok geriye gitmiyoruz, 10 yıl öncesindeki tüm yollarımız böyleydi.
Doğru. Yani vatandaşların bir de şu da var. Cumhuriyet tarihinde iktidarların ömrüne baktığınız zaman 1,5 yıl. Ya darbe olmuştur bu ülkede ya da koalisyonların üst üste koyduğunuz zaman 1,5 yıl. Ama AK Parti iktidarıyla bir istikrar yakalanmıştır. Şu anda 13 yıldır AK Parti iktidarda. AK Parti iktidarından önce gayrimilli hasıla kişi başına düşen 2500'dü. Şu anda 11 binler civarında Ceyhun Bey. Bütün bunları insanlarımıza anlattığımız zaman insanlarımız gerçekten istikrardan yana AK Parti devam olsun diyorlar. Çünkü 7 Haziran seçimleri çok önemli. Biliyorsunuz İslam coğrafyası. Etrafımıza baktığımız zaman İslam coğrafyasında akan bir kan var. Kanayan bir yara var her tarafta. Dimdik duran bir Türkiye var gerçekten. Vesayetten arınmış. Yine AK Parti'den önce biliyorsunuz vesayetler vardı. Yani oligarşik bürokrasi işte ondan sonra askeri bir vesayet söz konusuydu. Bütün bunlar yok oldu şu anda. Yine AK Parti iktidarında yapılan güzelliklerin kesinlikle birileri tarafından şey yapılması, karalanması kesinlikle. IMF'den borç alıyorduk biz değil mi? Şimdi IMF'ye borç verir hale geldik. Ve Orta Doğu'da dimdik duran ve bütün Müslüman ülkelerini ağabeylik yapan bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin ya devamı ya da bu Türkiye'nin de Orta Doğu'daki o mezhep çatışmaları olan bir ülke haline gelmesi söz konusu. 7 Haziran seçimleri onun için çok önemli. Bundan dolayı vatandaşlarımızın inşallah sağduyu sahibi olacaklarını, sandığa gittiklerinde yine AK Parti'den yana oy kullanacaklarına ben inanıyorum. Onun için inşallah bizim vatandaşlarımız sağduyu... Objektif olarak düşündüğünüzde siz AK Parti'nin 7 Haziran seçimleri sonra 8 Haziran'da yüzde kaç oy alacağını tahmin ediyorsunuz? Bu anlamda veriler, sizinle paylaşılan şeyler var mı? Ya da işte kamuoyundaki anketlerden. İşte başbakanımızın en son o şeyi açıklarken seçim şeyini orada %55 demişti. %45'in altına ben düşmeyeceğine inanıyorum inşallah. 7 Haziran'da da AK Parti'nin %45'in altında olmayacağını. 400 milletvekili yüzde kaçla yakalanabiliyor? Yani en azından bu yeni anayasanın hazırlanması lazım biliyorsunuz. Önümüzdeki evet. Süreç çok önemli. Sivil bir anayasanın yapılması lazım. Yani yapılan reformların hayata geçirilmesi için mutlak surette artık bu 82 model darbe anayasasının bir an önce rafa kaldırılıp yeni sivil bir anayasanın yapılması lazım. Bu sivil anayasanın da referanduma götürülmesi için en az 330 milletvekili sayısının alınması lazım. Yani mevcut tablodan bir önceki hükümette yeni bir anayasa çıkmayacağından evet. Herkes umutsuz yani. Yani onun için vatandaşa gitmesi gerekiyor. Evet en azından 330 milletvekili alınması lazım. Bundan dolayı ben vatandaşlarımızın 7 Haziran günü mutlak surette sandığa gitmelerini söyleyeceğim ben. Yani o gün... Bazı kararsızlar var. Küskünler olabilir. Küskünler olabilir ama mutlaka o gün kararsız sayısı çok mudur sizce? Yani gezdiğiniz, gördüğünüz, gittiğiniz yerlerde karşılaştığınız insanlarda edindiğiniz yani ben şu anda Kayseri'de herkes net olarak fikrini ortaya koymuş mu, belirlemiş mi? Tabii net olanlar gerçekten net olanlar var tabii diyorlar. Yani biz sonuna kadar AK Parti'nin arkasındayız diyorlar. AK Parti'nin getirmiş olduğu istikrarı hakikaten hakkı teslim edenler var. Tabii küskünler var. Şu olmadı, bu olmadı diyenler de var. Bir takım insanların biliyorsunuz işte oğlum işe girmedi, gelinime kız şey yapılmadı, iş bulunmadı şeyiyle bir takım küskünler var. Bunların gönüllerini almaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz inşallah. Tabii bu küskünlere, bu kararsızlara ulaşılması ve sandığa gitme sayısının artırılması lazım. Sandığa mutlaka iki eli de kanda olsa biz insanlara diyoruz ki o gün mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu kullanın diyoruz. Önce oyunuzu kullanın ama AK Parti'den yana oy kullanmalarını söylüyoruz biz. Yine işte çözüm süreci biliyorsunuz gerçekten bu ülkede akan bir kan var. O kanın durması lazım. İşte Cumhurbaşkanımız, Başbakanken biliyorsunuz
elini taşın altına değil gövdesini taşın koyacağım altına koydu. Gerçekten çok kararlı ve bu sorunun çözümünün çok kararlı şekilde hükümet bu olayın üstüne gitti ama biz daha önce de konuşmuştuk bu muhatapların genel durumu ile itibariyle çözüm süreci aslında vatandaş hep böyle tedirgin bakıyoruz hala. Ama çok önemli bu biliyorsunuz karşınızda bir Milliyetçi Hareket Partisi var tamamen şehitler üzerinden propaganda yapan, şehit kanı üzerinden siyaset yapan bir parti var. Ve Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da insanların biraz da milliyetçilik damarı biliyorsunuz var bu insanların. Çözüm sürecinin bu insanlara iyi anlatılması lazım gerçekten. Kayseri'de de bunun iyi anlatılması lazım. Neden çözüm süreci? İşte 30 yıldır silahla bu çözülemedi değil mi Ceyhun Bey? Yani biz silahla mücadele ettik. Şehit verdik gerçekten. Doğu'da ve Güneydoğu'da ölen insanlar da bu ülkenin insanları. Şehitler de, askerler de bu ülkenin insanları. Ve teröre bir sürü para harcandı. Eğer teröre harcanan paralar yani ekonomiye bütçenin, gitseydi evet. Bir Türkiye daha olacaktı. Bir de biliyorsunuz biz Müslümanız. Peygamberimiz bir, kitabımız bir. Yani. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sizi çeşitli kabilelere ve milletlere ayırdık. Evet. Birbirinizi tanıyasınız diye Allah katında en üstününüz, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Allah-u Teala. O halde yani ben annemi babamı seçme hakkım yok benim. Annem babam benim Çerkez, öbürünün annesi babası Türk, öbürünün annesi babası Kürt. Yani ben Türk'üm, Türklüğümle övüneyim, ben Çerkez'im, Çerkezliğimle övüneyim, öbürü Kürt, öbürü de Kürtlüğüyle övünsün. Yani siz milliyetçilik yaparsanız karşınızdaki insanlarda mutlaka milliyetçilik yapma hakkı doğmuş olur. Biz bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık değil mi? Çanakkale yani. Ruhu yine Kurtuluş Savaşı'nda bir ve beraberdik. Beraber mücadele ettik, beraber savaştık, beraber Çanakkale'de yatıyoruz. Çanakkale'de Bosna'dan gelen insanlar var, Afganistan'dan gelen insanlar var. İşte Kürtler var, Çerkezler var, Lazlar var, Türkler var ama beraber bu ülkenin selameti için orada savaştık. Ama ne olduysa sonradan sen Türksün, sen Kürtsün, sen Çerkezsin, sen Lazsın ayrımı söz konusu oldu bu ülkede. Ve insanları birbirine düşürdüler. Ötekileştirildi. Zaten biz hep ötekileştirilen insanlardanız. Biz Müslüman kimliğimiz de işte 28 Şubat'ta biz ötekileştirildik. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip Lisesi mezunu olmam benim ötekileştirilmemi sağladı. Biliyorsunuz işte 28 Şubat'ta Üçlü Koalisyon'un başbakanı Sayın Mesut Yılmaz o zaman 8 yıllık kesintisiz eğitimi çıkardıktan sonra Hacı Bektaş şenliklerine katıldığında bizleri yarasaya benzetmişti biliyorsunuz. Siyasi hayatıma mal de olsa bunu çıkardım, getirdim, size bu müjdeyi verdim. İmam Hatip Liselerinin önünü kapattım demişti. İşte bu Sayın Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatına mal oldu. Ne oldu ülkede? İmam Hatip Liselerinin önünü kapatıldı. Şimdi yarasalar gibi yaşıyor. Meslek liselerinin önü kapatıldı. Sanayicilerimiz biliyorsunuz kendilerine artık meslek lisesi açmaya başladılar. Çünkü ara elemanı bulamıyorlardı. Meslek lisesi memleket meselesi haline gelmişti. AK Parti iktidarında bu kesintili eğitime döndü. 4+4+4 sistemine döndü. Okullarımızda Kur'an-ı Kerim seçmeli ders haline geldi. Peygamberimizin hayatı seçmeli ders haline geldi. Temel dini bilgiler seçmeli ders haline geldi. Yine kanayan bir yara vardı biliyorsunuz bu ülkede. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı. İnancı gereği insanlar eğer başörtüsü takıyorlarsa neden korkuldu bu başörtüsünden? İşte zamanın siz eğer uçağa uzaya füze gönderecektiniz de bizim başörtülü kızlarımızın başörtüsüne mi takıldı deniliyordu biliyorsunuz o dönemler. Gerçekten bütün bunlar kalktı şu anda. Ne oldu? Herhangi bir şey oldu mu? Laiklik elden mi gitti yani bu ülkede? Yok. Birlik ve beraberlik içerisinde. Aslında başörtüsüyle başörtü takmayan kızlar arasında herhangi bir problem yok. Problemi çıkaran birileri. Oraya kapıya duruyorlar. Üniversiteyi birincilikle kazanan kızlarımızı turnikelerden geçirmediler bu ülkede. İkna odaları kurdular. İkna odalarında onları ikna etmeye çalıştılar. Ya bırakın insanlar. Gerçekten Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. Başbakanınızı seçiyorsunuz. Belediye başkanını seçiyorsunuz. Muhtarları seçiyorsunuz. Ama kendi giyeceğiniz şeyi
seçemiyorsunuz. Böyle bir gariplik olur mu? İnsanlar ne vergi giyecek? Vergi verirken başörtüsü sorun olmuyor değil mi? Yani ne giyecekse? Asker annesi olunca sorun değil, şehit annesi olunca başörtülü olabiliyorsunuz ama kamusal alanda başörtü takamıyorsunuz. Evet gene yani. Sorun ama. Asker annesi orada evinde eğer düğün yapacaksa başörtüsüyle giremiyordu yani. O çok trajiktir. Yani biz gerçek, yaşadık. Gerçek. Bizim Kayseri'den gelen insanların çoğunu biz meclisin lokalinde yapmıştık Ankara'da, almadılar. Evet hastanelerde de sorun oluyordu hani bu. O şeyi de çok ilginç, başörtüsüne de değil. Ha sizinki buradan bağlanmış, geleneksel tamam siz buyurun yok siz evet. Türban yapmışsınız, evet. Siz giremezsiniz. Böyle abukluklar yani yaşadı ya. Yani 70-80 yaşındaki nenelerimizden, ihtiyarlarımızdan hastanede rapor çıkarmak istedikleri zaman inanır mısınız? Başörtülü fotoğrafı kabul etmediler bu ülkede yani. Böyle bir garip bir ülkeydi. İşte bütün bu vesayetler bitti. Bir milli güvenlik hala dersi. Geçen yıl gıda mühendisi kızımız o odaya üyelik evet, alamıyordu. Onu yani duydum ben de hayret ettim. Yani hala bugün var yani. Evet bugün. İşte yani onun için yeni anayasanın mutlak surette hazırlanması lazım. Hazırlanmadığı zaman inanır mısınız? Allah göstermesin. AK Parti iktidardan gitsin. Tekrar bunlar gerisin geriye dönerler yani. Bu bütün saydığımız güzellikleri yok etmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koyarlar. Vesayet şey kafa yapısı ya da vesayet dönemi insanları. O dönemin dinozorları yok oldu mu sizce yani? Yok olmadı, yok olmadı inan. Yani ya bekliyorlar, pusuda bekliyorlar. Yani işte milli güvenlik dersleri. Ya milli güvenlik derslerinde askerlerin gelip de milli güvenlik anlatması. Vatandaşlık bilgisi öğretmenlerimiz var, bizim tarih öğretmenlerimiz var. Anlatılan vatandaşlık bilgisi dersi. Pedagojik formasyonu almış arkadaşlarımız daha iyi anlatmazlar mı Ceyhun Bey? Yani üniformayla okula yani, gelip de gövde gösterisi yapmanın bence mantığı yoktu. Doğu ve Güneydoğu'ya. Daki çocukların andımız sabahın o soğuğunda, o ayazında her sabah, her sabah Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Evet. Yasam andımızı okutmanın mantığı neydi? Bunu kaldırıldı. Bu biliyorsunuz memleket meselesi haline getirildi MHP tarafından. Yani böyle bir şey var mı? Kardeşim çok seviyorsanız her sabah MHP teşkilatına gittiğinizde okuyun Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam. Yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demek de olunmuyor işte. Çalışmakla oluyor. Çalışkanı demek de çalışkan olmuyor. Olmuyor. Yani gerçekten olmuyor. Biz hangi işi yapıyorsak o işi eğer bir adım öteye götürmüşsek ben diyorum ki ben eğitimden gelen bir insanım. Müdürlerimize o zaman biz diyorduk ki kardeşim siz milliyetçi müdür ne demektir biliyor musunuz? Önce kendi okulundan başlayacak, okulun fiziki ortamını ne yapacak? Güzelleştirecek. Öğrencilere eğitim için her türlü imkanı sağlayacak. Bu yıl diyelim ki Anadolu Lisesi'ne Fen Lisesi'ne kaç öğrenci gönderdiniz kardeşim? 10 öğrenci. Önümüzdeki sene eğer bunu 15'e çıkarmıyorsanız siz tembel müdürsünüz, işinizi yapmayan müdürsünüz. Siz ne kadar vatan, millet, Sakarya deseniz de bu tutmaz. Siz işinizi iyi yapacaksınız. Bu anlamda sizin vaktiyle yani geçmiş dönemde sendikacı olarak ya da sendika şube başkanı olarak görev yaptığınızda da çok fazla eleştirildiniz sizler. Yani işte birçok çok sadece parti şey bir kafa yapısıyla, kayırmacı bir kafa yapısıyla birçok işe yaramaz, çalışmayan işte okul müdürü yerinde kaldı vesaire denildi. Bu anlamda gerçekten vicdanen müsterih misiniz? Asla. Yani, o asla konuda objektif davrandınız. Asla, asla objektif. Zaten değerlendirenler arasında öğretmenler de vardı. Okul aile birlikleri vardı, öğrenci başkanları vardı. Sadece şey değerlendirmedi, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri değerlendirmedi. Yani değerlendiriciler arasında bunlar da vardı. Gerçekten ha biz o zaman da demiştik bir yıl sonra bu atanan müdürleri nereden nereye okulu getirdikleri sorulacak. Ona göre çok çalışın. İşte milliyetçi müdür almış olduğu okulu eğer milliyetçilik laf olmaz işle olur. Yani ne kadar iş, çok üretiyorsunuz tabii, ne kadar... İyi işler yapıyorsunuz, daha ileri götürüyorsunuz. Dediğim gibi şuradan alıp zirvelere götürmüşse o müdür gerçek milliyetçilik budur. Yani bizim anlayışımızdaki milliyetçilik bu. Yoksa vatan millet Sakarya diyeceksin, oturacaksın mangalda kül bırak. Oturacaksın koltukta, hiçbir şey yapmayacaksın. Bence bu yanlış. Bunun da bu düşüncenin de yıkılması lazım. Bu düşüncenin evet. Yıkılıp kardeşim hangi işin başındaysan o işi en iyi şekilde yapacaksın. Yapmayacaksan bırakıp gideceksin. Bir de AK Parti hareketinin şöyle de bir güzelliği var Ceyhun Bey. Biliyorsunuz AK Parti hareketi Erdemliler hareketi. Geçen başbakanımız da evet, buna öyle. Vurgu yaptı biliyorsunuz seçim beyannamesini okurken. Nereden Erdemliler hareketi
olduğunun hemen somut örneği. Ya üç dönem dolunca tüzük gereği bakanlar bile ne yaptılar? Ya ben koymuş olduğum tüzüğe uyuyorum. Ya hadi tüzüğü değiştirelim kardeşim. Biraz daha şu koltukta oturalım demediler. Ya bakıyorsunuz muhalefete Ceyhun Bey şu anda. Ya girdikleri tüm seçimleri kaybeden insanlar hala koltukta oturuyorlar. Çok pişkinler yani. Evet. Ya kardeşim girdiğiniz her seçimi kaybediyorsunuz. Bırakın gitsin. Gidin belki daha güzel yapacak, daha iyi yapacak insanlar vardır geride. Gençler vardır. Gençlere bırakın koltuğunuzu. Sayın Taner Yıldız'ın dışarıdan bakan olarak Enerji Bakanlığı'na devam edeceği söyleniyor. Öyle bir duyumunuz var mı? Bununla ilgili benim bir duyumum yok ama gerçekten bu bir erdemler hareketidir. Sayın Taner Yıldız'ın, Sayın Eli Taş'ın, Sayın Sadık Bey'in birisi bakan, birisi grup başkan vekili, biri Türkiye Büyük Millet Meclisi vekili ve diğer bakanlarımız. Yani gerçekten 3 dönemi dolan bakanlar ya tüzük böyle emrediyor, biz erdemler hareketiyiz. O halde bırakıp gitmemiz lazım. Ya hadi tüzüğü değiştirelim, süremiz doldu demediler. Gerçekten bu erdemlilerin yapacağı bir hareket. Ondan dolayı erdemli insanlar yapmış oldukları şeyini Allah'tan beklerler. Yani güzellikleri, karşılıklarına herhangi bir maddi karşılık değil de manevi karşılık. Biz iki dünyalı insanlarız. En nihayetinde hakikaten biz bir gün hak vaki olacak. Evet. Öleceğiz. Geride bir hoş seda bırakmak lazım. Bir de insanlar ayrıldığı zaman ben şöyle diyorum. Koltuktan ayrıldığınız zaman diyelim ki ben sendika başkanlığını bıraktım. Aşağı indim. Aşağı indiğimde selamünaleyküm dediğimde insanlar ve aleykümselam diyorlarsa en güzeli bu. Yoksa koltukta oturduğun için ya işte işimiz düşer şu adamla iyi geçinelim endişesi değil de koltuktan indikten sonra gerçekten diyorlarsa ki ya işte bütün şey bu yani gerçekten doğru. İnsanları bir şeyler yapmış. Allah razı olsun dedirtebilmek en önemlisi. Paralel yapıyla mücadele devam ediyor. Önceki günlerde bir yargı skandalı yaşadık. İşte daha önce dinlemelerden, hususuz dinlemelerden cezaevinde olan bazı isimler tahliye edildi. Sonra Cumhuriyet Başsavcısı tahliyeleri durdurdu. İşte TSK karar verdi vesaire yok sayıldı. Böyle bir yargı garabeti. Yani işte biz gelişmeleri az çok bilip takip ettiğimiz için bir nebze anlayabiliyoruz ama bunun dış basına ve dış dünyaya yansıması çok da hoş bir imaj bırakmıyor. Evet. Bu paralel yapıyla mücadele devam ediyor, edecek galiba. Bu son süratte gidiyor. Bu ne zaman biter? Ne kadar sürecek? Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz mesela en son yaşananı? Tabii siz birkaç gün önce yine emniyet teşkilatından 19'a yakın isim tekrar gözlem altına alınmış. Dilimizden de iki isim vardı. Kayseri'de siz beni bilirsiniz az çok. Yani ben paralel yapının Kayseri'de gerçekten en çok eleştiren insanlardan biriyim. Ha ben paralel yapı çıktıktan sonra söylüyor denilmesin diye de inanır mısınız ben? Çok öncelerden bunu sezmiştim. Yani bu yapının hatta şöyle diyordum. Bu yapı çok güçleniyor. Bu yapı önce bizden hesap sorur. Önce bizden hesap sorar diyordum. Yani Müslümanlardan hesap sorar. Ben bununla ilgili işte o 17 ve 25 Aralık'dan sonra da biliyorsunuz Kayseri'de en çok tepkiyi gösteren sivil toplum örgütüyüm ben. Tabii cemaatlerin bitirilmesi çok kolay değil. Devletin içerisinde siz devletten emir alacaksınız. Yani abilerden, ablalardan birileriyle emir alarak iş yaparsanız bu olmaz. Yani paralel bir yapı oluşmuş olur. Bu kesinlikle kimsenin... Bu vatandaş nasıl bakıyor bu olaya gittiğiniz yerlerde? Ya, gibi yorumlar geliyor? O anlamda bir endişe, bir karamsarlık ya da bir soru işaretleri var mı? Kesinlikle. Hükümete destek mi veriyorlar? Tabii hükümete destek var sonuna kadar. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza sonuna kadar bir destek var. Hatta bir ara Cumhurbaşkanımız kendisinin yalnız bırakıldığıyla ilgili bir imada bulunmuştu. Kesinlikle Cumhurbaşkanı da yalnız değil, başbakan da yalnız değil. Biz paralel yapıyla sonuna kadar Kayseri'de de mücadele edeceğiz. Seçilirsek de mücadele edeceğiz. Seçilirsek Türkiye'de mücadele edeceğiz. Seçilmesek de Kayseri'de mücadele edeceğiz.
Devam ediyor paralel yapının her türlü şartta. Kendisini gizleyen insanlar var şu anda. İşte paralel yapıda olduğu halde kendisini gizleyen insanlar var. Ama inşallah elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bu paralel yapıyla mücadele etmek durumundayız. Tabii çeşitli kademelere mutlaka bunlar sızmışlardır o dönemde. Onların temizlenmesi lazım gerçekten. Temizlenmediği zaman her dönem sıkıntı çıkarırlar. İşte yargıdaki o çıkarmış oldukları, yetkili olmadıkları halde o yargı skandalında olduğu gibi. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Muhalefetin hükümet politikalar ya da beyannamelerinden açıkladılar ya, işte olası bir hükümet olma durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHP'den gelmedi birçok parti, HDP bile evet, açıkladı. Yine AK Parti'nin bu anlamda bir seçim beyannamesi var. Muhalefet tamamen ekonomik bakış açılı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir beyanname açıkladı ve bolca vaat var içerisinde. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu halk üzerinde nasıl bir etki yapar? Yani vatandaş ikna etmeye ya da aklını çelmeye anlamında etkili bir şey midir? Etkili olmuş mudur? Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceden seçim beyannamelerinde biliyorsunuz çok laiklik vurgusu yapılırdı. Bu dönem herhalde dışarıdan getirmiş oldukları insanlar... Ulusalcı kanat CHP'de sanki biraz daha zayıfladı, tamamen etkisini kaybetti gibi bir izlenim var. Ya da işte akıl hocaları herhalde ekonomiden biraz vaatte bulunun diyor. Ama vatandaşımızın daha önce bu vaatlerle biliyorsunuz kandırıldığını, işte iki anahtarın, o ne verirse ben 10 fazlasını veririm diyen insanları gördü bu vatandaşımız. Biz gezdiğimiz yer... Ben zannetaz bir şeyle yeni parti neredeyse %7'lik bir oy yakalamıştı. Neredeyse meclise girecekti, yani çok ramak kalmıştı. Ha doğru. O anlamda baktığınızda ikisinin reklam şirketleri de aynı yani. Doğru, yani dürüm, dürüm falan dağıttı, dağıttığı dönemlerde insanları doğru söylüyorsunuz %7 oy almıştı. İşte bizim gerçekten... O anlamda bir tedbir var mı ya da genel merkezden... Şöyle davranın, böyle cevaplayın, böyle yani bu anlatayım. Bu anlamda şu anda biz gezdiğimiz yerlerde biz işte ilçeleri geziyoruz. Buradaki esnafı geziyoruz. Esnaf gezilerimiz oluyor. Ev toplantılarımız oluyor. Mahalle toplantılarımız oluyor. Kesinlikle insanların o vaatlerle şey olmadığını, yani bunu nereden vereceğini, nereden yapacağını sorguluyorlar. Çok da o vaatlere inanan insan yok Ceyhun Bey şu anda. Ama ciddiye almıyorlar mı? Yok, ciddiye almıyorlar. Dediğim gibi şu anda herhalde akıl hocaları, ya bırakın laikliği, laiklik üzerinden olmuyor bu insanlar. İşte birkaç tane de biliyorsunuz reklam filminde oynattıkları başörtülülere baktığınız zaman hep hizmetkar olan insanlar, işte terziler, yerleri süpürenler, yerleri silenler başörtülü. Doktorların, mühendislerin içerisinde başörtülü yok. Alkışla o reklamında biliyorsunuz. Herhalde bu laiklik vurgusundan vazgeçin. Biraz başörtüsüne reklam filminde bile tahammül yok. Tahammül yok yani. Ama ondan biraz vazgeçtiler şu anda. Laiklik vurgusu yapmıyorlar. Baklar, laiklik vurgusu yapınca bu insanlar bunlara oy vermiyorlar. Biraz ekonomiyle ilgili açık böyle uçuk şeylerle, vaatlerle gidin dediler herhalde, ama vatandaşımız sağduyulu. Vatandaşımız ben istikrardan yana oy kullanacağını inanıyorum. Çünkü bu daha önce görüldü bu, evet, bu partiler. Daha önce iktidar oldular bu partiler. Yani bu vaatlere, boş vaatlere vatandaşın kanmayacağına inanıyorum ben. Böyle de kesinlikle hiç, alanlarda... Yani acaba mı diye bir soru işareti oluşturuyor. Alanlarda yok öyle yani. Ben hiç karşılaşmadım. Yani alanları geziyorum ben. Kesinlikle gülüp geçiyorlar. Ya işte emekliye iki ikramiye verecekmiş falan. Ya nereden verecek falan diyor vatandaşımız. Öyle çok da ciddiye alan vatandaşımız yok yani. Anladım. Sayın Kalkan, süreyi doldurduk. Rejilerin uyarı geliyor. Saat 20 itibariyle ana haber bültenimiz yayına girecek. Son olarak buradan sevgili Kayserilere, sevgili seçmenlerinize seslenin. Ekran sizin. Ne istiyorsunuz, ne talep ediyorsunuz? Onlarla biz aranızdan çekilelim efendim. Buyurun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Seçime kadar daha birkaç kere programlarımız olacak, tamam, adaylarımız. Vatandaşlarımızdan benim isteğim şu. AK Parti öncesini bir gözden geçirsinler. AK Parti'den sonra ülke nereden nereye geldi? Onu mutlak surette bir değerlendirsinler. Boş vaatlere kesinlikle kanmasınlar. Ülkenin bir gerçeği var.
O gerçekten baksınlar ülkeye. Biz Kayseri'de vatandaşlarımıza burada kalırsak burada hizmet edeceğiz. Ankara'ya gidersek Ankara'da hizmet edeceğiz. Benim telefonum 24 saat açık olacak inşallah. Ankara'ya gittiğim zaman Ankara'ya gelen hemşerilerimin orada inanır mısınız önüne düşeceğim. Onların Ankara'daki problemlerini, sorunlarını birebir çözmeye gayret edeceğim. Ben onların işlerinden biriyim. Önceden işte milletvekillerine ulaşılmaz gibi görünürdü. Bunu şöyle bir örnekle de şey yapabiliriz Ceyhun Bey. Şimdi ilkokul öğretmeni müfettişi o kadar anlatmış ki çocuğa. Müfettiş şöyle, müfettiş böyle. İşte müfettiş geliyor günün birinde tabii. Okula. Okula geliyor. Derse giriyor müfettiş. Teneffüs neyse zili çalıyor. Hemen çıkıyor. Karşı sınıftaki çocuğu arkadaşına sesleniyor. Hasan lan diyor, bugün müfettiş geldi. Aynı insan diyor. Aynı yani, insan diyor. Uzaylı gibi anladım. Yani biz milletvekili aynı insanız. Biz değişmeyeceğiz inşallah. Vatandaşımızla bir beraber olacağız. Çarşıda, pazarda beraber kol kola gezeceğiz gene biz milletvekili olsak da olmasak da. İnşallah 7 Haziran'da mutlak surete sandığa gitmelerini istiyorum ben. Sandığa gittiklerinde de ellerini vicdanlarına koyup oylarını kullanırlarsa ben AK Parti'den sonuç zaten bizden yana olur diyorsun. AK Parti'den yana olacağına ben inanıyorum. AK Parti'den yana inşallah 9'da 9 yapalım istiyoruz biz. İnşallah 8 Haziran'da yeni Türkiye diyoruz. Eski Türkiye ve yeni Türkiye. Yeni Türkiye'ye daha güçlü bir iktidarla gelmek istiyoruz. Yeni anayasanın, çözüm sürecinin, başkanlık sisteminin şey yapılması için, hayata geçirilmesi için ben tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın. Amin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Aydın Kaykan. Yine görüşeceğiz. Yine programlarımız olacak seçime kadar diğer adaylarımızla birlikte. Kolay gelsin. Muvaffakiyetler diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, bu akşam milletvekili adaylarımızdan AK Parti milletvekili adayı Sayın Aydın Kalkan'ı konuk ettik. Stüdyomuzda dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince kendisini size daha iyi anlatma adına bir sohbet gerçekleştirdik. Umuyoruz ki faydalı oldu, umuyoruz ki kafanızdaki soru işaretlerini giderme anlamında etkili oldu. Bu umutla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer adaylarımızla yeniden burada olmak, sizlerle birlikte olmak umuduyla bütün güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun, esen kalın efendim.